Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor. Ve ağırlıklı şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı %75'lere ulaştı. Kimi illerimizde %50-55 oranında ama %95 olan illerimiz de var. Türkiye'nin bütün illerinde. Bütün illerimizde mutasyon olduğunu ama ortalamanın %75 olduğunu söylüyorum. Bunun %50 ile %95 arası değiştiğini söylüyorum. Bunun dışında ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Ve var olan virüsün yerini artık İngiliz mutantı İngiliz varyantı her geçen gün almaya başladı. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu ama virülansında bir değişiklik olmadığını şimdiye kadar biliyoruz. Ayrıca Brezilya ve Güney Afrika mutantı varyantı söz konusu. Brezilya daha önce söylemiştim. Bir ilimizde görülen bir vakadan bahsetmiştim. Şimdi 3 vaka oldu. 2 vakamız İstanbul, 1 vakamız İzmir'de. Güney Afrika varyantı ise şu ana kadar 157 vakamız oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte mutant giderek arttığı için, varyant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlar ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor. Bu anlamda daha önemli olmaya başladı. Ve bu varyantın riskli dediğimiz hasta grubunda daha ciddi sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Olumsuz anlamda. O nedenle riskli kişilerin korunması ve yakın temasların mümkün mertebe önlenmesi ne zamana kadar? Aşı sürecinin bitimine kadar hiç olmasa biraz daha gayret